Ağlamasın dostum eşim, türkülerle gömün beni. Navruz Kamber Mahallesi muhtarı. Yaklaşık 35 yıldır bu işi yapıyoruz. Bu işe Köytür bünyesinde, Köytür Tavuk Firması bünyesinde anaç kümesleri şeklinde başladık. Anaç yani bu markette yediğimiz tavukların annelerini yetiştirdik. Yani tamızlık yumurta şeklinde yetiştirdik. 84'te bu Dünya Bankası kredi verdi. Dünya Bankası kredi verdi. Kayseri'de bu 170 kişi şeklinde yani üretici ortaklığı şeklinde bu işe başlamış olduk yani. Tesisi başlangıçta işte Ziraat Bankası kredisiyle yapmıştık. 4000 kapasite olarak yaptık. Sonra biz kendimiz büyüttük kapasiteyi. Burada bu broiler et tavukları metrekareye 15 veya 16 şeklinde oluyor. Metrekareye Kamber'de, Çatakdere'de, Kuruköprü, Gürpınar, aşağı Gesi'ye kadar biz üretici olarak, tavuk üretici olarak yaklaşık 170 kişiyiz. Bunlar Kuluçka'dan çıkar, bize geliyor. Yani bunlar Sakarya'dan geldi, Kuluçka'dan çıktı, Kuluçka'dan çıkar gelir. Biz civcivler gelmeden önce kümesi hazırlarız. Yani ısısını, altlığını sereriz. Ondan sonra hazırladıktan sonra civcivlerimiz gelir. Civcivlerimiz gelir. Biz civcivlerimizi bakımını yani bazen 40 günde, bazen 39 günde kesime gider. Yani 45 gün öyle bir kesim süreci var yani. Hanımla beraber yapıyoruz burada. Tavuk işi biraz şeyli yani böyle riskli yani hastalıklar ondan sonra böyle çeşitli ölümler falan ama biz hiç zararı tatmadık. Yani hanımla birlikte böyle bu işi bu şekilde getirdik yani. Benim ismim Sedef Navruz. İşte muhtarın eşiyim. Ben Kırşehirliyim. Anladım. Kırşehir'den gelin geldim. Ben 19 yaşındaydım geldiğimde, o gün bugündür, 27 senedir ben de yapıyorum işi, bu işi. Varmış, önceden bunlar işletmesi yapıyormuş, artık ben gelince ben de başladım. İşte böyle sevdim, evet, Ömer'le beraber çalışınca sevdim yani öyle işi sevdim ki yani. Bir de şey veriyorsun yani, akıl veriyorsun, şunu şöyle yapsak daha nasıl olur, tavuk daha iyi büyür. Çalasın Kamberköy mahallesindenim. İsmim Ali Navruz. Hayatım köyde geçti. Ziraatçılık yaptık. Öküz koyduk, çift süttük, tırpan biçtik. Düven sürdük. Yapmadığımız iş kalmadı. Taş kırardı. Davarcılık yaptık. Bunlarla geçindik. Ziraatçılık. Besicilik yapıyorlar işte birkaç komşu. Ziraat üzerine. Toprağımız pek verimli değil ha. Yorucu iş, yorucu. Çok yoruluyor insan. Her adam tekene el uzatamaz. Buralıyım. Kokum burada. Babam burada. Annem Savunma'da. Savunma'dan çok şeydi. Bu Pınar'dan.
Bu amcamın oğlu da buralı. Çiftçiliğine uğraşıyor. Hınçık da kabak dönemi çıktı. Kabak dönemi. Oğlum kabağa gidecek, hasta olmazsa çocuk şimdi hastanede. Ben mi? 42 bin mi, 52 mi bilmem, öyle ki aman doğumumu da bildiğim yok. Karambola yaşadım, geldim gidiyorum. Kimlik olsa bahanı duymadım. Ata bindim. Eşya da bindim. Tırpanı da biçtim. Ben görmediğim iş kalmadı. Duydun? Hani görmek, bilmek, almak, almak birbirine mi varıyor? Yok, tuttuğunu biliyorlar. Hadi sen şuna vuracaksın diyordu, varıyordu. Kuyudan suda çektim. Tandırda ekmek de pişirdim. Anladın mı? Hepsini gitti. Harmanı gördüm. Tığı savurdum. Duydun? Tığı da şey ettik. Topladık. Evveli böyleydi. Böyle şey yoktu. Hince köy baba, hince motorlar ne olacaktı da bizimle mi? Sırtımızda saman çektik. Elimizde yolma yolduk. Duydun mu? İşte böyle. Zaman geldi geçti. Bu kızıcığı da saçağı kaynattım. Bahçeden getirdim bunu ben. Bunu anlamadım, araya girmedim oraya. Evde bu şu araya gitmesem. Şiir etti ya, kaynadı. Bu oradan öyle oldu, sen de gidelim. Efendim, öncelikle hoş geldiniz köyümüze. Şerefler verdiniz. Ayaklarına da sağlık. Ben Kamber Köyü İmam Hatibi Mustafa Kayserlioğlu. Aslen Kayseri'nin Develi ilçesindenim. 6 aydır burada görev yapmaktayım. Cemaatimizden, komşularımızdan Allah razı olsun. Camimizi ellerinden, dillerinden, dişlerinden arttırdıklarıyla köy ahalisi olarak yaptırılmış. Çok güzel bir cami olmuş. Kamber'in kesme taşlarından değil mi? Kayseri'nin en sağlam taşlarından yapılmış bir cami. Gerçekten hoş. 1957 yılında yapılmış camimiz. Bu köy 3 hane kurmuş. Çocuğoğlu, Fahoğlu, Kadıoğlu. Çocuğoğlu denilen benim anne tarafım. Kadıoğlu denilen burada kadılar var. Mustafa Gül var hoca. Onlar Fahoğlu kayıp yok. Kayıp. Nesli kesilmiş. Nesil olarak Kadıoğlu'nu burada birkaç ev var yürütüyor. Çocuğoğlu'nu da biz yürütüyor. Karadağ'dan geldi. Nereden geldiklerini bilemem. Oraları detaya inemem onlara. Ancak kendi sülalemi takip ettim. Ve bu köyün kuruluşunu büyüklerden duyduğum. Üçhanenin kurduğunu. Üç hane kurmuş burayı.